Ucuz ve güvenilir bir şekilde Minecraft Premium satın almak için oyunlarucuz.com'u ziyaret edebilirsiniz. Selam hepinize, videoma hoş geldiniz, beğeniniz ve bugün Project GG tanıtacağım. 1.18.1 Premium'suz Survival sunucusu, hemen tanıtıma geçelim. Sunucuda 1.8 Survival da varmış. Biz bugün 1.18.1 Survival gireceğiz. Bakalım başka ne var. Burada bir tane daha 1.18.1 Survival var. Harita sıfırlanmış, çağrıcı yok falan diyor. Burada da Faction var arkadaşlar. Hepsini oynayabilirsiniz. Şimdi biz şu iki Survival aynı mı acaba? Bilmiyorum ki abi. Kraken açıldı diyor. Burada ne diyor? Sanırım ikisi aynı arkadaşlar bunların ya. 1.18.1 iki tane farklı Survival olamaz diye düşünüyorum. Sunucunun içinde farklı dünyalar olabilir ama yani ayrı survival olacağını sanmıyorum. O yüzden ben buna giriyorum. Evet, burada başlatmıştı. Ben böyle bir dakika falan girdim mi bakayım dedim ama direkt tanıtıma başlıyor arkadaşlar. Sunucu bayağı detaylı. Vallahi benim IQ'm yetmiyor anlatıyor, öyle söyleyeyim. Şimdi buradan başlıyoruz, tamam mı? Zaten başlangıçta size sunucuyu tanıtıyor ama ben geçti o süre. Keşke onu bilseydim en başta, girmeseydim sunucuya. Bir girdim. Zaten lobiye falan dönemiyorsunuz geri. Bakın şuradan /lobiye diyorsunuz, tamam mı? Lobiye dönmüyor. Kitabınızda en sol altta butonu kullanın diyor arkadaşlar. Buradan sunucu değiştir diyorsunuz. Buradan lobiye dönüyorsunuz geri. Neyse sıkıntı yok. Başlangıçta bize speed veriyor ve hızlı kırma 2 veriyor. Bot falan veriyor. Torch veriyor. Bizce direkt madene gir demiş. Gireriz, bilmiyorum dünya sınırsız mı değil mi. Campfire var arkadaşlar. Kamp ateşini yere koyup elinizdeki yemekleri de kamp ateşine bırakarak sağ tıklarsanız yemeklerinizi kamp ateşinde pişirirsiniz. Altına yazısını bile yazmışlar ya. Çiğ biftek de vermişler. Çiğ et de vermişler. İyileştirme macunu var. Kanlar yaratıklardan dolayı oluşan kanama etkisini anında durduran özel eşyadır demiş. Bir sağ tık tuş kombinasyonu kullanarak arkadaşlarınızı iyileştirebilirsiniz. Kullanmak için sağ tıklıyormuşuz bu arada. Evet, bandaj var arkadaşlar. Bandajı sağ tıklayıp 2 saniye odaklanırsanız canınız yenilersiniz demiş. Menşei yaratık ürettim. Menşei mi? Vallahi arkadaşlar sunucu çok detaylı. Bu sanırım herhangi bir özelliği yok. Bilmiyorum ne alaka, bir 8 tane blok koymuşlar envanterimize. Güzel. Şöyle kulübe varmış arkadaşlar. Bunu buraya inşa edemiyoruz. Bu arada benim sanırım VIP Plus'ım vardı. Nereden göreceğim acaba? Bakayım tapta gözüküyor mu VIP Plus'ım? Yok. Çaylak gözüküyorum. Bir siyah yazsam. Harbiden çaydan, bilmiyorum. Benim bir VIP'm olması lazım. Evet, Kraken sunucusuna girmem gerekiyormuş bu arada. Biz nereye girdik acaba? Kraken'deyiz aynen, bilmiyorum. Benim VIP Plus'ım olması lazım ama gelmemiş arkadaşlar. Anlamadım neden gelmedi. Size kupon kullandım ama bilmiyorum. Her şey olmuş olabilir arkadaşlar. Sunucuya çok yabancıyım, onu söyleyeyim ilk başta. Bakın yemek marketi varmış. Random bir tane NPC'ye geldik. Oyuncu market de vardır büyük ihtimalle ama ayrı burada yemek marketi de varmış. Abi warp'larına bakmak istiyorum. Acaba kaç sayfa ya? Bakalım. Abi çok bir warp yokmuş gibi sanki. Dur bakayım. Ev ayarlarım varmış. Başta bu arada şuradan uzaklaşalım. Çok ses geliyor biliyor musunuz? Ben rahatsız oluyorum. Heh, şöyle gidelim biraz. Tekrar varıp yazalım. Başlangıç noktası var burası arkadaşlar. Keşke o tanıtım bir daha yapabilsek ya. Başlangıçta bir tanıtım yapıyordu ama ben onu bilmeden girdim sunucuya ama sıkıntı yok. Bakalım ihale varmış arkadaşlar. Lan dur şunu yemeyelim, çiğ bu. Tıklayalım. Aktif ihalelere bakalım. Netherite kılıç satıyorlar. Trident satıyorlar. Bir de Diamond Clay satıyorlar. 100 Ripple'ımız varmış. 150'de Clay'in bloğum varmış. Bakalım Clay'in nasıl, çok merak ediyorum abi bu sunucuda. Umarım kürekli Clay'im yoktur ya. Evet, burada blok marketi var. Hemen şöyle tıklayalım. Ne satıyorlar? Kum falan satıyorlar. Bunu sanırım sunucu satıyor çünkü altında satan yazmıyor. Burada materyal marketi var. Genel materyaller diyor. Bunu sanırım arkadaşlar bu sunucu marketi ya. Sunucu marketini böyle ayırmışlar. O /market yazalım. Warp aracıyla warp listesine gidebilirsin. Warp market yok mu abi gerçekten? Market yazalım bir de. Markete nasıl bakıyoruz abi? Sunucu marketine. Meydan. Sanırım sadece meydandan bakılıyor. Warp end varmış arkadaşlar. Bakalım end nasıl? Biletle mi? Büyük ihtimal biletle. Soylu olmadan önce end'e gidemezsin. Bir de rütbe istiyor. Baksana abi. Rütbeler yazıyorum. /rütbe yazıyorum. Yok abi. Vallahi sunucunun warpları bir tık garip. Çok alışık olmadığım türden. Görev alanı varmış, bakalım toplayıcı diyor, ne topluyor. Bu aşamayı tamamlayabilmek için 3 tane daha ahtapot lav kovasıyla sağ tıklamalısın. Yemek lazım. Ha, o zaten oyuncuymuş lan, arkeologmuş. Rütbeler arkeolog falan ya, baksana. Bunlar nasıl rütbeler böyle? Güzel. Şimdi kaptan varmış. Kaptandan, kaptan da aynen doğru, bak az önce baktığımız yer burası arkadaşlar. Burası kaptanmış. Buradan sağ tıklayıp büyük ihtimalle direkt RTP oluyoruz. RTP olmadan önce ben bir daha warpları geleceğim. En son buraya gelip bir dünyaya gideriz. Bakarız nasıl claim sistemine falan bakarız. Hawkings varmış arkadaşlar. Buraya geldi gel. Sanırım burası ünvan geliştirir varmış arkadaşlar. Bakalım ünvan geliştirebiliyoruz. Artı 2 saat oynama, 1 saat hayatta kalma. 2 saat oynayıp zaten 1 saat nasıl hayatta kalma abi? Acaba bunlar farklı şeyler mi? 2 saat oynama. Hala 1 saat hayatta kalma. Bilmiyorum, her şey olabilir. 16 tane zombi ölür, 16 tane demir kütçesi, 32 tane de deli yapmanız gerekiyormuş. Kazanacağınız geliştirme ödülleri bir tane kulübe. Zaten kulübem var. Ben sanırım rütbe atlamışım arkadaşlar ya. Bilmiyorum. Çünkü bana kulübe falan verdi. Başlangıçta da veriyor olabilir. Emin değilim. Sonsuzluk kesesi varmış. Hayat kurtaran varmış. Sonsuzluk kesesi. Bende öyle bir şey var mı? Sonsuzluk kesesi. Sonsuzluk kesesi.
İşte özel balıkçı sisteminin tadını çıkar. Bir de URL koymuşlar. Oha çok gizli URL'yi bunlar almış ya Bitly'de baksana. Neyse hiç bakmayacağım ona ya. Random TP yazıyoruz. Torch var. Tamam okey. Listeyi görüntüle diyeyim. Çaylak. Aynen bak buradaymış arkadaşlar. Ünvanlar varmış diye giriyor arkadaşlar. Rütbeler bu şekildeymiş. Ünvanlar diye geçiyormuş. Rütbeler. Bakalım etkinlik düzenleyici varmış arkadaşlar. Buradan etkinlik düzenleyebiliyorsunuz. Etkinlikler var sanırım. Evet, Clean Blue satışı varmış. İnşa öğretileri diyor. Bu eşya kullanıldığı zaman hesabınıza anında 50 Clean Blue eklenir demiş. 1050 Ripple da ücreti varmış. Toplamda ödeyeceğin 8 tane 8400. Bir de indirim de yapıyorlar abi 8 tane aldığın zaman ama nasıl alıyoruz? Kurcalamayalım abi sunucuyu. Bakalım araştırmacı varmış. Spawn'da arkadaşlar bayağı nepeci var ama keşke bunların bir de warp'ları olsaydı ya. Şimdi başka ne varmış? Banka sistemi varmış arkadaşlar. Hemen bakalım banka sistemine. Banka görevlisi var burada. Para yatırabiliyorsunuz, para çekebiliyorsunuz. Bir de banka hareketleri varmış. Hareketlerimizi de görebiliyoruz baksana. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Konkret bir daha bakayım warplara. Banka, balıkçı. Bir de balıkçıya gidelim aynen. Şimdi geldik abi. Şu an burada balıkçı var ama balık yok. Sanırım burada falan olması gerekiyordu balıkçının ama emin de değilim. Belki de karşıdadır. Abi bunun NPC'si nerede balıkçının? Neyse bir az sonra gideceğiz zaten random tepeye. Sunucu bu arada 1.18.1 ya. İlk defa ben de 1.18.1 giriyorum arkadaşlar. Bu sayede hiç girmemiştim 1.18'e. Mark yazalım. Buradan gidelim kaptana ve artık survival dünyasına gidiyorum arkadaşlar. Dünyada bir ton özellik var. Spawn'ı tam gösteremedik ama siz gelip zaten detaylı olarak bakarsınız. Lan kaptana atıyor. Hemen tıklayalım. Seni buralarda ilk defa gördüğüm için bir kere mahsus uzağa bırakacağım. Bundan sonraki seyahatlerimizde seni başlangıç şehrine yakın bir yere bırakacağım. Unutma demiş. Uzun zamandır bu işle uğraşıyorum ve taşıdığım kişi sayısı epey fazla fakat yüzde pek görmüyorum. Umarım hayattadırlar. İnşallah. Vahşi doğada gece dışarıya çıkarken gözün dört taş dünya resmen çığırından çıkmış. Oha. Tamam abi ona bakacağız. Şimdi ilk başta arkadaşlar benim bir yere kulübe yapmam lazım. Şu an kaçtayız? Bakalım. 3000'e eksi yüzlerdeyiz. Güzel abi. Spawn'a yakın yerlerdeyiz. Büyük ihtimalle dünya sınırsız arkadaşlar diye düşünüyorum. Öyle olması lazım. Ben arkadaşlar son sürümleri sevmiyorum. Ne gerek var abi dağlara ya. Zaten yani çok gerçekçi olmasına gerek yok ki Minecraft'ın. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Ben çok dağları sevmiyorum onu söyleyeyim. Şimdi umarım bunlar envanterimden yerleri değişiyordur. Güzel kamp ateşini koyduk. 4 tane koy. Oha 10 tane şey çıkmış. Et çıkmış. Baksana şunu hemen şöyle alalım. Ortada biraz da balık tutalım hadi bakayım. Survival'a başlıyoruz arkadaşlar bu sayede. Başlangıçta item vermesi bayağı iyi olmuş. Bu arada benim kayığım var değil mi? Botum var doğru bunu. Doğru şu an aklıma geldi arkadaşlar bunları koyacağım şimdi. Bunlar pissin de. Bunlar da nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Ha. İlk defa kamp ateşi kullanıyorum. Yalan olmasın lan dur yanıyoruz. Taşın abi. Sanırım bunlar pişince rengi değişecek. Biz de sağ tıklayıp alacağız diye düşün. Aa, direkt envanterime geliyor güzel. Biraz daha pişirelim abi şunlardan. Hop iki vuruşu öldürdük hadi bakayım canavar avcısı gelişimini de aldık güzel. Abi bu sefer yok oldu ha şuraya gitmiştir oradan aldım onları tekrar. Neyse arkadaşlar daha gerek yok umarım envanterime gelmiyorsun değil mi sen ya kesin gelmeyeceksin envanterime. Aynen abi kömür geliyor ya neyse koy şunu hadi bakayım yolculuğa çıkıyoruz arkadaşlar. Aslında bot time'de de güzel olmuş başlangıçta güzel direkt yolculuğa çıkabiliyoruz. 1.18 olduğu için özel mağaralar var arkadaşlar dünyanın derinliklerinde ve orada golemler doğuyormuş. Özel golemler var yani sunucuda özel yaratıklar var onu söyleyeyim. Sunucu bayağı detaylı bir sunucu. Şimdi şu crafting table'ını göstereyim. Hayatta kalma kitabı var arkadaşlar. Buna sağ tıklıyoruz burada tamam mı? Burada yetkilendirmeler var arkadaşlar. Ünvanım çaylak, VIP yok, pre yok. Lan pre ne? Premium mu var sunucuda bilmiyorum olabilir. Sohbet var burada etiketim var her şeyim yazıyor. Ev ayarlamaları var arkadaşlar. Ev yönetim arayüzünü açmak için buraya tıklayınız demiş göstereyim. Evimi silelim evime gidelim ve ev belirleyici diyor. Sanırım home arkadaşlar bu olabilir. Özel üretimler var. Böyle karma eşyalar var arkadaşlar göstereyim. Bayağı şey üretebiliyorsunuz. Bak en yadigarı diyor. Öldüğünüz zaman üzerinizdeki para korumaya devam eder fakat en yadigarı paranızı korumaya çalışırken kırılabilir. Sanırım öldüğünüzde paranız gidiyor buradan bunu anlıyoruz. Mesela arakne zehri diye bir şey varmış. Üretimler bayağı zor bu arada abi. Bunları biz nereden bulacağız? Bu zehirmiş bir tane ama bilmiyorum ne özellik veriyor. Köylü panzehiri var. Eşya kilitleyici var. Eşsiz zümrüt. Anıt var arkadaşlar. Anıt yapabiliyorsunuz. Bu da muazzam güçlerin sırrını içeren bir anıt demiş. Baya arkadaşlar sunucuda özel itemler var onu söyleyeyim. Evet. End katalizörü varmış arkadaşlar. Buradan end kitabı yapıyorsunuz. 8 tane nedir yıldızı gerekiyor. Baksana crafter baya zor ya. Ama bunların büyük ihtimalle bayağı bir özelliği vardır. Evet burada vücut sağlığım var. Herhangi bir şekilde kanama etkisi almanın sonucunda oluşur demiş. Şu an
Sağlıklıyım sanırım. Bakayım, aynen full sağlıklıyım. Sıkıntı yok. Bu arada bu olmuş yere büyük ihtimalle. Aynen abi, tam da yanıma gelmiş. Hemen şöyle gidelim. Düz bir yer bulursak oraya kıyayım adam. Neyse hadi şuraya alalım ya. Çok uzaklaşmayalım arkadaşlar. Orada bak bakır falan var sanırım. Şu bakır da emin değilim, demir de olabilir ama bakır olması lazım. Hemen şöyle kuruyorum botumu, alıyorum tekrardan. Ve hazır mıyız abi? Hemen şuraya kulübemi koyuyorum. Ne diyor, çevreye sığmıyor abi, yapma işte ya. Bak ben bunu diyordum. Büyük ihtimalle düzür olmadığı için olmayacak ama hemen şuraya kendime bir alan açacağım. 12-12. Bugün açabilirsek tahta kürekle inşallah. Şu ağaçları da kıralım abi. Gel buraya. Ağaçlar direkt kırılıyor. Bayağı iyi olmuş arkadaşlar. Yorulduğunuz için ağacı deviremezsiniz. Lan ne alaka? Niye yoruluyorum ben abi? Neyse mecbur kıracağız. Ah kırdık, güzel. Ama yarısı kırılmadı abi ağaç. Neyse sıkıntı yok, olabilecek şeyler. Kır abi, son şurası kaldı ve o da bitti. Güzel. Seni de kıralım. Okey. Acaba benim yorulmam nerede gözüküyor ya, bilmiyorum. Güzel. Hemen ağaçları kırdık. Şöyle biraz da düz doğan açacağım kendime. Ve buraya kulübemi koyacağım arkadaşlar. Bundan sonra artık buraya bir de claim alırız. Kulübeden sonra bakalım. Yok abi. Uğraştıracak bu bizi ya. Ve kürek kırıldı. Ama burası 12-12 yok mu şimdi ya? Sayacağım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. Tam 12 abi. Tam 12-12 bir alan şurası. Şu anda burası. 1 3 4 5 6 abi, 12 12 burası ya, saydım vallahi 12 12. O beni sinir edecek ya, ben daha uğraşmıyorum arkadaşlar. Kulübe koyabilirsiniz, ben direkt buraya claim almayı deneyeceğim be. 12 12 bir anda sığmıyor, emin olamadım ben de, bilmiyorum. Sanırım kürekle claim vardı, bir kit claim yatalım hemen. Kitleri bir bakalım ya. Ne diyor, claim için altın kürek yerine tahta kürek craftlayabilirsiniz. Abi kit yok mu başka? Gözünü seveyim. Kit menüsü yok mu ya? Kit yazalım. Yok aynen. İlla diyor craft edeceğim diyor. Neyse Allah'tan bizim o durumumuz vardı. Şöyle 3 tane çevir, hatta bir tane çubuk varmış. Çevir abi 12 tane. Hemen bir tane crafting table. Sunucu güzel lan. Crafting table burada, okey. Buga giriyor bir an ama sıkıntı yok. Hemen şuraya koyuyorum. Çubuk yapacağız. Çubuk çubuk. Çubuk yap abi. Şimdi kapat atacağım. Bir tane tahta, acaba taş yapsam sayar mı? Umarım sayarsın ya. İlla diyor tahta olacak diyor. İlla diyor tahta olacak diyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi buraya aldık. 1, 2, 3. Pardon. Dur şuraya aldım, bekle. Şuraya aldık. Tamam. Şuraya aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Buraya claim aldım. Şu anda burası benim claim'im arkadaşlar. Normalde buraya benim ev de yapmam lazım ama ev yapamıyoruz maalesef. Kulübe daha doğrusu. Claim yer yetmiyor diyor ama yetiyor arkadaşlar. Saydık 12-12 bir alan var şu an burada. Hatta bir kat daha açarız biliyor musunuz? Tabi elime şey almam lazım. Pickaxe. Hatta ben kendime pickaxe yapayım en iyisi. Şimdi deniyoruz abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yok abi. Cidden olmuyor. Bu kadar kazdım boşa gitti. Yapacak bir şey yok. Bu kulübeyi koyamıyoruz. Claim de aldık. Başka ne var mı sunucuda? Mağaralar var arkadaşlar. Kanlay var sunucuda. Zaten o kanlay, yara bandı falan var. Göstereyim. Yara bandı diyorum. Bandaj var. Yara bandı ne abi? İyileştirme macunu var. Bunlar kanlay da işinize yarıyor. Mağaralar var arkadaşlar. Mağaraların derinliklerinde mağara golemleri doğuyor. Şimdi kitaba biraz daha bakalım detaylı. Evcil hayvanlar varmış sunucuda. Vücut sağlığım var. Hayatta kalma aşamalarım var. Aşama 2'deyim şu an. Ev ayarla yazarak bulunduğunuz konumu kaydedin. Hemen ayarlayalım. Slash ev ayarla. Ev belirle. Eminiz. Bundan sonra burası benim evim arkadaşlar. Harika başarıyla yeni evinizi kaydettiniz. Bir görev aşaması kazandınız. Hesabınıza 13 ripple eklenmiş. Bilgi için fare emlecinizi mesaja getirin demiş. Burada da görüntüleyebiliyoruz. Aşağıdaki aşamayı az önce tamamladınız. Güzel. Aşamalar falan var. Bunlardan para falan da geliyor. Bayağı iyi olmuş. Abi şu yara bandını bir kullanmak istiyorum ya. Tabii kafama giymesem iyiydi. Bir tane sağ tıklıyorum arkadaşlar. Sargıya ihtiyacınız yok diyor. İlla diyor yüksekten düş diyor. Yoksa ben diyor seni iyileştirmem diyor. Hop. Ne diyor? Hareket ettiğiniz için bandaj sarılamadı. 3, 2, 1 ve... Hadi bakayım. Bandaj sarıldı diyor. Bu şekilde kendinizi iyileştirebiliyorsunuz. Tabii kafamı giymeseydim iyiydi onu. Şöyle son kez biraz yemek yiyeyim arkadaşlar. Sunucu güzel, hepinizi bekliyorum. Daha bir ton özelliği var. Evet, şimdi de sunucunun sitesini biraz göstereceğim. Evet, şimdi sunucunun wikisindeyiz arkadaşlar. Sunucunun wikisi var böyle. Şimdi rastgele sayfalar var. Buradan gelip göstereyim. Kuruş dedi ki burada sürekli rastgele sayfaya tıkla. Bir daha aynısı gelmeyecek dedi. O kadar çok özellik var ki bir daha aynısı gelmeyecek dedi. Sunucuda mevsimler var zaten, göstermiştik. Burada
gelip sunucunun bütün özelliklerini öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Sürekli buradan sayfaya atlayın. Tabi şu an sıkıntı çıktı, sayfa yüklenmiyor ama yani yüklendi. Mesela bak, büyülü tilki varmış. Göstereyim, savaşçı pikni falan var. Sunucunun bayağı özellikleri var. Sunucunun bütün detayları açıklamada. 1.18 bir premiumsuz Survivor sunucusu. O zaman bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize bakın. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay.